Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Megane 2'nin ön kapı hoparlörlerinin nasıl değiştirilebileceğini göstereceğim. Aracımız 2005 model. Yaşına bağlı olarak artık hoparlörler miadını doldurdu. Bundan dolayı biz de Sony'nin XF-FB131E kodlu hoparlörünü temin ettik. Muhtemelen arkadaşlarımız soracaktır neden bu hoparlör diye. Herhangi bir sebebi yok arkadaşlar. Tamamen hesaplı olmasından dolayı bunu tercih ettik. Zaten aracın orijinal teybi olduğu için, orijinal teybinin de durumu belli olduğu için böyle aman aman pahalı bir hoparlör kullanmaya gerek yok. Hoparlör 13 santim. Şöyle göstereyim. Bunu tercih etmemizdeki bir sebep de balanta ayaklarının buna uygun olması. Gördüğünüz gibi 4 tane balanta ayağı var. Bunlardan 2 tanesini kesmek mümkün. Ki Megane 2 araçlarda da sadece 180 derecelik şu 2 balanta bizim için yeterli. Diğerlerini kesmemiz gerekiyor. Bunlarda da araya çentik koyarak kesmeyi kolaylaştırmışlar. Bundan dolayı bunu tercih ettik. Şimdi döşemeyi sökerek başlayalım. Söküm oldukça basit. Bir döşeme sökme aparatıyla şuradaki parçayı yerinden çıkartıyorum. İçeride plastik tırnaklar var, klipsler var. Bunları kastırdığınızda kendisini bırakıyor. Son olarak da içeride bir dil var. Bunu yukarıya doğru çektiğinizde gelmekte. Kapağımızı söktük. Gördüğünüz gibi hoparlörü yırtık. Artık ses yapıyor. Hoparlörü tutan iki tane vidamız var. Bunları altıgen uçlu T20 koduna sahip bit ucuyla sökebiliyoruz. Ucu da şöyle göstereyim. Vidaları söktük. Hoparlör kolaylıkla elimize geliyor. Arkasında bir soket görüyorsunuz. Soketin de sol tarafında bir mandal var. Mandala basıp yerinden çıkartıyorum. Artık yılların verdiği etkiyle biraz da tozdan dolayı zor çıkıyor. İnternette gördüğüm videolar ve forum sitelerinde yapılan paylaşımlarda yeni hoparlörü bağlamak için arkadaşlarımızın soketi kestiğini görüyorum. Ben böyle bir işlem yapmayacağım. Eski hoparlör üzerindeki soketi çıkartıp yeni hoparlöre bağlayacağım. Böylelikle aracın kapı tesisatındaki soketi sökmeden, kesmeden yeni hoparlöre bağlantı yapmış olacağız. Yeni hoparlörü hazırladım. Gördüğünüz gibi eski hoparlörden söktüğüm soketi yeni hoparlörü lehimleyerek işlemi tamamladım. Böylelikle soketten sokete bağlantı yapmış olacağız. Bağlantı yaparken dikkat edilmesi gereken bir husus da kabloların artı eksi yönleri. Soketin tırnaklı olan kısmı, yani sağ taraftaki kısım artı hattımız, sol taraftaki kısım ise eksi hattımız. Buna göre bağlantıyı yapabilirsiniz. Bunun yanında fazlalık bağlantı ayaklarını da kestim. Görüldüğü gibi bağlantı noktaları tam olarak denk geliyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Yine videolarda bundan bahsetmiyorlar. Az önce de gördüğünüz gibi aracın orijinal hoparlörünün arka kısmındaki mıknatıs oldukça küçük. Fakat piyasadaki hoparlörlerin mıknatısları büyük. Bundan dolayı içerideki parçada birazcık kesme işlemi yapmamız gerekecek. Zaten şuradaki parçayı görüyorsunuz. İçeri doğru bir kavis verilmiş. Buradaki parçayı yerinden keserek yeni hoparlörün mıknatısının sığması için kendimize alan açacağız. Dremel tarzı bir ürünle düzgünce kesilebilir. Fakat ben matkapla delikler açarak kendime kılavuz noktaları oluşturup onlar üzerinden kesme işlemini gerçekleştireceğim. Keserken arkaya dikkat edin. Herhangi bir kablo olmasın. Zarar vermeyin. Şimdi yan keskiyle deldiğim yerlerden kesiyorum. Böylelikle hoparlörün sığması için gerekli alanı açmış olduk. Hemen test edelim. Her şey olması gerektiği gibi. Hoparlörümü çıkartıyorum tekrar. Burada önemli bir nokta daha var. Bildiğiniz gibi Megane 2 araçlarda kapı içerisinden su alma sorunu olabiliyor. Bizim de burada kestiğimiz parçadan dolayı çok problem olmaz gibi gözüküyor ama biz yine tedbirimizi alalım. Kestiğimiz bölgenin üstünü plastik bir parçayla yapıştırıp olası bir su alma sorununun önüne geçeceğiz. Kuvvetli bir bantla izolasyon malzemesini buraya sabitledim. Hoparlörümün soketini takıyorum. Bu arada unutmadan da söyleyeyim.
Hoparlörün çerçevesine çift taraflı bant yapıştırdım. Metal, plastik aksama direkt temas edip de ses çıkartmasın diye böyle bir önlem aldım. Ve hoparlörü yerine sabitliyoruz. İzolasyon malzemesinin de fazlalıklarını dışarıya aldım. Çünkü cam açılıp kapanırken mekanizmaya takılabilir. Camı açıp kapatıyorum. Takılan bir yer var mı diye kontrolünü yapıyorum. Hayır. Gerek izolasyon malzemesi olsun, gerekse soketler olsun, herhangi bir yere takılmıyorlar. Buradaki fazlalıkları kesip işlemi bitirelim. Sökerkenki sırayı takip ederek döşeme parçasını da yerine takıyorum. Dil yerine oturdu. Klipsleri takıyoruz. Ön kapı hoparlör değişim işlemini başarıyla tamamladık. Umarım kendi aracında bu işlemi uygulamak isteyenler için faydalı bir kılavuz olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.